Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle narsistle ilişkide kalmaya devam ederken nasıl ruh sağlığımızı koruyabiliriz, nasıl iyileşme sağlayabiliriz bundan bahsedeceğim. Geçen bir video yayınlamıştım, narsistten sonra iyileşmek diye. Yorumlarda işte narsistle beraberken nasıl iyileşebiliriz diye yorumlar gelmiş. Buna istinaden bu videoyu çekiyorum aslında. Evet, bazen nedenlerimiz olabiliyor, ayrılamıyoruz. İşte ekonomik sebepler olabiliyor, çocuklar olabiliyor, farklı durumlar olabiliyor. İlişkiyi devam ettirmek zorundaysak nasıl ruh sağlığımızı koruyabiliriz? Bugün bunları böyle derinlemesine konuşacağız inşallah beraber. Ama videoya başlamadan önce eğer videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ki daha fazla insana ulaşabilelim. Öncelikle narsistle ilişkide iyileşmek için öncelikle durumu kişiselleştirmemek gerekiyor. Şimdi karşımdakinin narsist olduğunu anladım. Aşağılamalar, değersizleştirmeler, manipülasyonlar, gaslightingler, bunlara yıllar boyu maruz kalmış olabilirim bu durumu anlayana kadar. Ve anladığımda ruh ayarlarım bozulmuş olabilir, dengelerim şaşmış olabilir. Bu son derece normal. Ama artık bir şeyleri anlamaya başladığımızda yavaş yavaş gözümüzün açılması gerekiyor. Durumu kişiselleştirmemem gerekiyor. Birinci şart, narsistle ilişkide iyileşmek için durumu kişiselleştirmeyin. Durum onun kişisel bozukluğuyla alakalı bir durum. Yani sizi değersizleştirdiğinde siz değersiz olduğunuz için değersizleştirmiyor. Sizi aşağılamaya çalıştığında siz gerçekten bunu hak ettiğiniz için bunu yapmıyor. Bu karşısında kim olursa olsun, kimi kurban vasfında seçtiyse, kimi kurban olarak seçtiyse ona davranacağı davranış kalıpları. Yani bunu kişisel olarak algılamamanız birinci şart. Çünkü kişisel olarak algılarsanız kendinizi değersiz, yetersiz hissedeceksiniz. Her videomda genel olarak söylüyorum. Bal kübünden bal, sirke kübünden sirke sızar. Eğer kübün içinde sirke varsa, sirke sızıyorsa bu bizimle alakalı bir problem değildir. Kübün kendisiyle alakalı bir durumdur. O yüzden kişiselleştirmiyoruz. O geçmişte yaşadığı problemler, geçmişte yaşadığı sorunlara istinaden bir savunma sistemi geliştirmiş. Karşımdakini değersizleştirirsem değer kazanırım demiş. Karşımdakini aşağılarsam değer kazanırım. İçimdeki o değersizlik boşluğunu doldururum demiş. Ve bu savunma sistemiyle size yaklaşıyor. Karşınızdakinin ruh sağlığı bozuk. Yapacak bir şey yok. Bunu kabul ettik. Kişiselleştirmiyoruz. Karşımızdakinin sözleri kendisini bağlayacak. İkinci kural, zihin bağı ve duygusal bağı keseceğiz. Karşımdaki ruh sağlığı problemli bir insan. Onunla ruhsal bağımı, zihinsel bağımı ve duygusal bağımı mümkün olduğunca azaltmak zorundayım. Eğer yara almak istemiyorsam. Çünkü karşına değer verdiğim biri varsa ve duygusal bağ kurduğum, sevdiğim, şefkat gösterdiğim, ilgi gösterdiğim, işte sözlerini önemsediğim biri varsa onun sözleri beni yaralar. Ne kadar önemsemezsem, ne kadar zihin bağını zayıflatırsam, ne kadar duygusal bağı zayıflatırsam o derece az hasar alırım. Önceliğim kendim olmak zorunda, kendi ruh ayarlarımı korumak zorundayım. Narsistle ilişki o kadar zor bir ilişkidir ki ruh ayarlarınızı korumak çok zordur. Manipülasyona uğrarsınız, aşağılanırsınız, değersizleştirilirsiniz, gaslighting. Yani bu zehirli toksik ilişki sürecinde ruh ayarlarınızı korumanız çok mümkün değil. Sinirleriniz bozulur. Sinirlerinizin bozulması demek ayarlarınızın bozulması demek. Öfke patlamaları yaşarsınız. Bu öfke patlamalarının sonucunda narsist sizinle dalga geçmeye başlar. Sen ne enteresan tepkiler veriyorsun. Sen manyak mısın? Senin ruh sağlığın iyi değil. Git tedavi ol. Yani bu ağlama krizleri de ne? Ağlanacak bir şey mi var şimdi? Şeklinde sizinle dalga geçmeye, sizin ruh dengenizin bozulmasıyla daha da sizi değersizleştirmeye çalışacaktır. Bu yüzden ruh sağlığınızı korumanız çok gerekli. Çünkü kısır döngüye giriyorsunuz. Sizin ruh dengeniz bozuldukça o manipülasyonlarını daha arttıracak. Sizin ruh ayarlarınız bozuldukça o sizinle dalga geçmeyi, sizi aşağılamayı, sizi değersizleştirmeyi daha da arttıracak. Bu kısır döngüye girmemek adına öncelikle birinci şart kendi ruh dengenizi, ruh ayarlarınızı korumak olmalı. Bu yüzden de karşınızdakiyle duygusal bağınızı, zihinsel bağınızı azaltmak zorundasınız. Çünkü yani düşünün ailemden birisi, işte çok değer verdiğim annem, babam, eşim, kocam, çocuğum bana bir kötü söz söylediğinde benim canım bin acıyorsa
İşte sokaktan geçen herhangi bir merhabam olmayan birisi bana olumsuz bir şeyle geldiğinde canım bir acır. O yüzden zihinsel bağımı azaltmak zorundayım karşımdakiyle. En yakınım da olabilir. Bu annem de olabilir. Eşim de olabilir. Çocuğum da olabilir. Karşımda ruhsal sorunu olan biri varsa onunla mümkün olduğunca zihinsel bağımı ve duygusal bağımı azaltmak zorundayım. Kendimi koruyabileyim. Üçüncü kural, empati yapmayın arkadaşlar. Biliyorum empati sahibisiniz. Narsistik bireyler genel olarak empati sahibi kişileri tercih ederler. Empat ve narsist kişiler birbirlerini çekerler. İki zıt kutup çünkü. Empati sahibisiniz. İşte şöyle görüyorum ben genel olarak danışanlarımdan. İşte ne yaşadı da acaba böyle oldu? Yani bu seni ilgilendiren bir durum değil. Yani şunu bile duydum ben. Şefkat göstersem, işte annesinin veremediği sevgiyi ben versem, işte ya da işte babasının yapamadığı onayı takdiri ben yapsam, acaba düzelir mi? Düzelmez. Sen ona şefkatle yaklaştıkça o seni güçsüz olarak algılayacak. Yani karşımdakini ben değersizleştiriyorum, ben manipüle ediyorum, o bana şefkatle yaklaşıyor. Sana olan saygısını daha da yitirecek. Ve seni güçsüz olarak algıladığı için güçsüz, zayıf ve mükemmel olmayan hiçbir şeye tahammül edemiyor. Çünkü kendisinde bu özelliklerin olduğunu düşünüyor. Ben zayıfım, ben değersizim, ben mükemmel değilim. Ve bunu örtmeye çalışıyor. Yani kendi içindeki o küçük, değersiz oğlan çocuğu ya da kız çocuğuyla bağlantıyı kopartıp mükemmelmiş gibi göstermeye çalışıyor kendine. Aynı şekilde sizinle bir ilişkiye başlarken de sizi mükemmelmiş gibi atledip ilişkiye başlıyor. Mükemmel biriyle ilişki yaşaması gerekiyor ki içindeki o değersizlik boşluğunu kapatabilsin. Sizin zaten mükemmel olmadığınızı anladığında, kimse mükemmel değil bu hayatta. Hepimizin kusurları var, hepimizin eksileri var. Mükemmel olmadığınızı anladığında zaten size düşmanca tavırlar sergilemeye, değersizleştirmeye, aşağılamaya başlıyor. İşte bu noktada siz ona şefkatle yaklaştığınızda sizi daha da güçsüz olarak görecek. Çünkü düşünsenize, zaten doğanın kanununa aykırı biri sizi olumsuz, biri sizi değersizleştirerek geliyor, biri sizi aşağılayarak geliyor ve siz karşılığında ona sevgi, şefkat göstermeye çalışıyorsunuz. Empati kurmaya çalışıyorsunuz onunla. Bu normal bir durum değil. Bu yüzden sizi güçsüz olarak algılayacağı için size olan manipülasyonunu, size olan o zehirli, toksik ilişki boyutundaki işte aşağılamaları, gaslightingleri, manipülasyonları, değersizleştirmeleri daha da arttıracak. İşte bu yüzden burada kesinlikle ve kesinlikle karşı tarafla empati kurmaya çalışmayın. Sizin göreviniz burada karşı tarafı tedavi etmek değil. Siz onu tedavi edemezsiniz. Çok konusuyla alakalı uzman bir klinik psikolog ya da uzman bir psikiyatrist bile onu tedavi ederken zorlanıyor. Çünkü kolay bir şey değil narsisti tedavi etmek. Narsist, narsist olduğunu kabul etmiyor. Narsist acısıyla bütünleşmiş durumda değil, acısını yok sayıyor. Empati yapmıyoruz arkadaşlar. Empati yapmak bizim ruh ayarlarımızı bozacaktır. Narsistin istismarını daha da arttırmasına sebep olacaktır. Bu yüzden empati yapıp onu anlamaya çalışmayacağız. Ve bir diğer kural ve bence en önemli kural, kendimize odaklanalım. Genel olarak özellikle bayanlarda şunu görüyorum. Merkez nokta ilişki, merkez nokta eş. Bu yanlış. Karşımızdaki sağlıklı bir birey de olsa hiçbir şekilde merkez noktaya karşımızdaki eşi koymamalıyız. Öncelikle kendimiz, kendi ruhsal sağlığımız, kendi kişisel gelişimimiz, kendi isteklerimiz, kendimizi bu kadar geri plana atmamalıyız. Olabilir geçmişte ebeveynleriniz sizi görmemiş olabilir, sizi geri plana atmış olabilir, sizin düşüncelerinizi önemsememiş olabilir, size değer vermemiş olabilir. Buna bu şekilde alışmış, bu şekilde hayatının süre gelmiş olabilir ama bunu bir yerde bir dönüm noktası olmak zorunda. Kendi ruh sağlığınızı koruyabilmeniz için. Bir yerde yeter artık. Artık başkalarının düşünceleri, başkalarının fikirleri, başkalarının istekleri değil. Ben de varım bu hayatta. Ben de değerliyim. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Ben önemliyim. Kendin sağlamak zorundasın. Bunu kendin sağlamadığın sürece başkaları sana değer vermeyecek. Başkaları sen benden önemlisin. Senin isteklerin benden önemli demeyecek. Öncelikle senin bunu sağlaman lazım. Senin buna inanman lazım. Nasıl inanacaksın? Öncelikle merkeze kendini koymayı bileceksin.
Benim isteklerim önemli. Benim düşüncelerim önemli. Daha sonrasında sen benim isteklerime, düşüncelerime önem veriyorsan ben seninkilere önem veririm. Karşı tarafa bu imajı vermek zorundasın ki hayatın istediğin çizgide gidebilsin. O zehirli toksik ilişkiden kurtulabil. Karşındaki sen kurban olmayı kabul ettiğin için sana kurban muamelesi yapıyor. Bunu unutma. Sen kurban vasfından çıkarsan, sen ben değerliyim, ben yeterliyim, ben özelimi kendi içinde harmanlayıp kendin özümseyebilirsen zaten seni kurban vasfından çıkartacak. Çünkü kurban olabilecek vasıflara sahip birisi kurban edilir. Kurban vasfına sen sahip değilsen, sen hop dur orada diyebiliyorsan o da duracaktır. Bu noktada öncelikle hayatın merkezine kendini koy. Kişisel gelişimine odaklan. O zehirli toksik ilişkiyi, yani mücadele ettin. O zehirli toksik ilişkiyi hayatının merkezine koydun. Ne değişti? İşler daha da sarpa sardı. İşlerin düzelebilmesi için o zehirli toksik ilişkiyi, narsist kişiyi, işte zehirli kişiyi merkezden çıkartıp bir kenara bırakıp onunla zihinsel ve ruhsal, duygusal bağını uzaklaştırıp mesafeni koruyup merkeze kendini oturtup kendine yönelmen lazım. Kendi kişisel gelişimine yönelmen lazım. Kendini güçlendirmeye çalışman lazım. Psikolojik olarak güçlenebilirsen onunla başa çıkabilirsin. Psikolojik olarak güçlenebilirsen eğer ondan kurtulmak istiyorsan kurtulabilirsin. Ama sen merkeze onu koymaya devam edersen, zehirli ilişkiyi koymaya devam edersen psikolojik olarak güçlenmen mümkün olmayacak. O girdabın içinde boğulup kaybolup gideceksin. O yüzden lütfen ve lütfen en önemli kural merkeze kendini al. İşte böyle arkadaşlarım. Umudunuzu kaybetmeyin. Her zaman nefes alıyorsak umut var demektir. Her gecenin bir sabahı var derler ya. Klasik olacak biliyorum. Ama evet, her geceden sonra zifiri karanlığın en karanlığında, yani sabah karşı en karanlık zamanda güneş yavaş yavaş doğuyor, aydınlık, o güneşin sıcaklığı yüzümüzü okşuyor. Evet, güzel günler gelecek, ben inanıyorum, umutluyum hepimiz için. Bu dünya imtihan dünyası, evet, yaşıyoruz bazı şeyler, hepimiz yaşıyoruz, hepimizin hayatında olumsuzluklar oluyor. Önemli olan iyi olmayı, çamurlaşmadan bu imtihanların içerisinden çıkmayı becerebilmek. Yani karşımızdaki kötü, o zehirli insana benzemeden, insaniyetimizi koruyarak, empat kişiliğimizi, hassas kişiliğimizi koruyarak o imtihanın içerisinden çıkmayı becerebilmek. İnşallah Rabbim hepinizin, hepimizin yardımcısı olsun. Sizleri seviyorum. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle, sizi en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.